Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Kısa bir video çekmek istedim çünkü ben derdimi yazarak anlatamıyorum herhalde. Çünkü inanın zehir gibi günler geçiriyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz, emniyetle sürekli toplantı halindeyiz. Araştırmalarımız sürüyor. Orada gördük diyorlar, oraya koşuyoruz. Burada gördük diyorlar, buraya koşuyoruz. Oraya koşuyoruz. 10 aydır yaşamadığımız işkence kalmadı evladımız için. Bu videoyu asıl çekmemin nedeni şu. 15 Temmuz gecesi Kloster'da bir parti oldu. O partiye yaklaşık 600-700 kişi katıldı. 600-700 kişinin bir kısmı o gece Delikli Koy'a gitti. Orada sabahladı. Orada öğlenini geçirdi. Orada akşamını geçirdi. Orada 17 Temmuz'a girdi. Ve biz bu kişilerin birkaç tanesini tespit ettik. Mesela ulaşıyoruz Instagram'dan, oradan buradan. Tespit ediyoruz. Videosu var. Videoda çıkmış. Kayıtlarda var. Diyor ki ben orada değildim. Veya ben işte görmedim. Çocuğum işte elinde video var mı? Ben video çekilmedim. Şu var mı? O olmadı. Bu olmadı. Yani İşte ben gördüm diyor, ay yok ben pazarları karıştırmışım, orada değildim diyor. Böyle yani böyle bir insanlarda korku var. Niye olduğunu da ben tahmin edebiliyorum açıkçası. Alkollü bir ortam, madde kullanılan bir ortam. Muhtemelen herkesin işte kafası yüksek, doğru düzgün bir şey hatırlanmıyor. Herkes ailesi duyacak diye korkuyor veya aman benim başıma bir şey mi gelir acaba bundan dolayı korkuyor. Bakın biz kimsenin ne içtiğinden, ne sattığından, ne aldığından, ne yaptığından hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Bizim dosyamız kayıp dosyası, narkotik dosyası değil. Biz inanın ki 10 aydır samanlıkta iğne arar gibi evladımızı arıyoruz. Ben evladımı arıyorum. Lütfen korkmayın. Ya bir anne olarak size yalvarıyorum. Fake bir hesaptan bize yazabilirsiniz. WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Ya telefon açıp Ebru anne ben gördüm ama söyleyemedim 10 aydır. Böyle böyle bir olay geçti. Bu oldu. Orada şöyle bir araba vardı. Bu renk bir şey vardı. Ondan sonra şu oldu diyebilirsiniz. Yalvarıyorum artık size. Ne diyeyim ben? Ve inanın kameralarla tespit edilmiş insanlar var. Niye konuşmuyorsunuz? Size bir zarar gelmeyecek. Size kimse hiçbir şey söylemeyecek. Çok rica ediyorum. Bir anne olarak yalvarıyorum size. Bize ulaşın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sürçülisan ettiysem affedin lütfen. Yardım bekliyoruz.